Yolunda mı her şey? İyi, Allah'a şükür. Merhaba, merhaba sevgili dostlar. Yeni bir YouTube videosunda yine birlikteyiz. Bu akşam Doktor Serkan Tekin'le efendim İbn Arabi'nin 2024 kerametlerini konuşacağız. Serkan Tekin İslam akaidi üzerine doktora yaptı. Daha önce de 2023'ü de konuşmuştuk. Şimdi 24 için evet. Serkan'ı çağırdık, geldi. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, vallahi iyiyiz. Yolunda mı her şey? Hayat devam ediyor, Allah'a şükür. İşte dönemin ve zamanın zorlukları, sıkıntılarını biz de herkes gibi izliyoruz, çekiyoruz. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz yani. Evet. Şunu bir kere söyleyeyim, herkes şunu bilsin. Yani her geçen gün bir önceki günden daha kötü. Bir önceki gün daha güzel yani, onu söyleyeyim yani. Bu 2022... Gün olarak değil, saniye olarak bile diyebiliriz. Tabii değil yani mi? 2023-24'ten daha güzel. 22-23'ten işte böyle bakalım. Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet. Evet. Şimdi biraz istersen sevgili dostlar, Serkan Tekin'le biz dediğim gibi çok program yaptık. Hem televizyonda. Evet. Zamanın en çok televizyonlara çıkan insanlarından biri Serkan Tekin. Evet. Değil mi? Evet, bir zamanlar günde 3 tane kanala, 4 tane kanala da çıktığımı evet. çok iyi biliyorum. Ha şunu söyleyeyim değerli izleyiciler, ben Ertan Özyiğit'i çok severim. Yaşça da benden büyük olduğu için bir abi olarak kabul ediyorum. Yoksa Allah bana çok teklif olsun. Geldi. Evet. Sizin dışınızda bana başka şeylerden de gel katıl dediler ama çıkmıyordum. Hatta size söz verdiğim için çıktım. Allah da evet. biliyor yani, yoksa hiç. Öyle artık televizyondan ve ekrandan emekli olmuşum evet, yani bir yaşta. Evet. Şimdi Serkan istersen şöyle yavaş yavaş başlayalım. Evet. Ben de şunu bir açayım bu arada. Yayınımız akıyor değil mi Uğur? Evet. Bir problem yok. Evet. Ben de dondu da biraz. Şimdi Serkan, şimdi 2023'te kehanetleri, Serkan'la yaptığımız kehanetleri, yani isterseniz keramet diyelim. Kerametleri bakabilirsiniz İbn Arabi'nin. Hangisi çıktı, hangisi çıkmadı. Şimdi İbn Arabi tabii çok önemli bir kişilik. Evet. Yani bilinmesi gerekli. Çok insanı etkilemiş bir kişilik. Dolayısıyla istersen biraz basit de olsa, yani kısa da olsa, basit demeyelim. Kısa da olsa biraz İbn Arabi'den bahseder misin bana? Tabii şimdi İbn Arabi bizim halkımızda ve milletimizde özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de çok sevilen, sayılan bir kişiliktir. Çok itibar edilen bir İslam alimidir. İbn Arabi 1150 yılında, işte 1100'lü yıllarda yaşamış, 1150 yılında dünyadan irtihal eylemiştir. Bu zevat birçok eser yazmıştır ve batınilik üzerine tasavvufta çok büyük yeri olan Şeyhül Ekber olarak, yani büyük şeyh diye evet, tabir edilen bir zevattır. İbn Arabi neden günümüzde çok merak ediliyor? İnsanlar çok. Günümüzde insanların geleceğe doğru çok merakı vardır. Tabii İbn Arabi'nin de beyitlerinde, kitaplarında, eserlerinde gelecekle ilgili bir takım olaylara değinmiştir. Bu olayların çıkan kısımları var. Bir de İşte buna keramet de veya öngörü de ne desen de İbn Arabi gelecekte öyle olaylar tahmin etmiş ki eğer biz kitaplarını araştırdığımızda hakikaten insan yani bu kadar bunu normal bir akıl bilgiyle buna ulaşması neredeyse belki imkansız ama kalp gözü dediğimiz bir göz var. Yani belki orada ilham vasıtasıyla kalp gözüyle bunları görmüştür. Mesela, diyelim, değil mi? Mesela size çok evet. ilginç bir şey söyleyeyim. İsteyen gelsin Hodri Meydan. İbn Arabi'nin şöyle bir beyti vardır. وَتَارُ بِالْحَد۪يدِ عَلَى الْبُرُوجِ diyor. Bir demirle sarayların üzerinden uçtukları zaman. Bunu herhangi bir yorum yapmaya, alim olmaya gerek yok. Normal Arapça bilen herkes tercüme ederse bu cümlenin anlamı budur. Yani bir demirle insan uçtuğu zaman. Şimdi bakın, bugün uçak bir demirdir. İnsanlar uçağa biniyor ve uçuyor. 1100 yılında o yıllarda adam insanların bir demire binip uçacağını görmüştür. Yani İbn Arabi'nin... Bu yani şimdi şunu söyleyelim. Görmüştür derken neyi kastettiğini tam aç. Kalp gözüyle. Kalp gözüyle. Yani aslında olabileceğini. Arkadaşlar yani evet.
hani şöyle söyleyelim. Bazı insanlar bu yolculuğa geçerler. Evet. Yani bunlar şöyle bakın. X-Men gibi düşünün. Evet. Bir arkadaşlara da anlatalım. X-Men ne demek? Yani özel yetenekleri olan insanlar. Bunların işte bazıları daha hızlı koşuyor. Evet. Bazıları daha matematiğin birkaç hani bilinmeyenli veyahut da çok sıfırlı rakamları, dijitli rakamları bazıları çarptığı gibi bazı insanlar da öngörü sahibi. Tabii mesela çok ilginç bir ikinci olay daha anlatayım. Muhiddin Arabi bütün kaynaklara göre, bütün eserlere göre, bütün yorumlara göre ne şekilde ölürse ölsün 1150'yi geçmemiştir. Yani 1150 yıllarında bu dünyadan ölmüştür veya idam edilmiş. Ne olursa olsun. Muhiddin Arabi'nin Süleymaniye Kütüphanesi'nde el yazması olan ve daha sonra baskıları da piyasada olan Eş-Şeceretun Nu'maniye Fi Devleti Osmaniye adlı isim ya bir kitap tabii, var kitabı piyasada. Tabii. Bakın Fi Devleti Osmaniye ne demek yani? Bir Osmanlı Devleti kurulacak diyor. 1150 yıllarında tabii. Bahsediyor. Bakın belki Osmanlı 1299'da kurulmuş. Evet. Muhtemelen yani bizi de Ertuğrul'la... Anadolu'ya giriyoruz daha 1071'de. Evet yani Ertuğrul'la Muhiddin Arabi'nin işte görüştüğünü, ona emanet verdiğini söylüyorlar ama Ertuğrul Muhiddin Arabi'yi görememiştir. Tarihen görmesi mümkün değil. Bana sorarsanız Süleyman Şah belki görmüş olabilir ki Süleyman Şah'ın torunu kurmuştur bu devleti. Yani 1299'da Osmanlı 140 sene sonra yani kurulan bir devletin ismini söylüyor. Tabii. Şimdi buna ne diyeceğiz? Buna öngörü veya işte keramet veya işte Allah vergisi bir bilgi demeyip de ne diyebiliriz bir buna? Bir de şöyle bakacaksınız. Nostradamus, Baba Vanga gibi hani çok popüler insanlardan bahsediyoruz. Onlar yazmış oldukları şiirlerde mealine göre konuşuyoruz. İbn Arabi ise direkt Osmanlı Devleti. O ismi direkt, koymuş. Tabii tabii. İsim koymuş. Yani Eş-Şeceretun Numaniye Fi Devleti Osmaniye diye Osmanlı Devleti hakkında böyle bir devletin kurulacağını zaten ondan dolayı bizim milletimiz, Türk halkı Muhiddin Arabi'ye çok bir şeyi var yani bir sempatisi var, bir sevgisi var çünkü Osmanlı'yı müjdelemiştir. Böyle bir devlet kurulacak ve hakimiyet kuracaktır. Adaleti getirecektir. Yıllarca hüküm sürecektir diye. Böyle bir zevattan bahsediyoruz. Evet. Tabii aynı zamanda Muhiddin İbni Arabi büyük bir mutasavvuf, büyük bir evliya olduğu gibi büyük bir fıkıh alimidir. Bir din alimidir, bir tefsir alimidir. Yani sadece bu yönü çok öne çıkıyor ama eserlerine baktığımızda çok derin bir ilme, bilgiye sahip olduğu iyi bir hukuk alimidir. Mesela şunu söyleyeyim. Dünyada ışıklandırma sistemi yani ampul sistemiyle evet. Işıklandırma Valencia'da ilk olmuştur. Endülüs'te olmuştur. Muhiddin Arabi'nin yaptığı rivayet edilmektedir. Yazılmaktadır ve Edison buna ustadım demiştir. Belki kaynaklara gönderme baktığında yapmıştır. Öyle evet. Bir gönderme yapmıştır. Yani şimdi bu kişi birçok alanda eserler yazmış. Bu eserlerin bir kısmı batılı yazarların eline geçmiş. Onlar ona göre faydalanmışlar. Nostradamus Muhiddin Arabi'den kesinlikle esinlenmiştir. Çok tabii. Da bilgi almıştır. Tabii. Dolayısıyla Muhiddin ama Arabi... Ama çok normal tabii bunlar. Dediğimiz yani. Böyle bir zaman. Çünkü peki, su doğudan akar. Evet. Bu alim işte hadis kaynaklarından, Kur'an ayetlerinden öyle bir ilme, bilgiye sahip ve bu bilgilerin bir kısmını da yazmıştır, çizmiştir. Tabii şunu hemen bütün izleyicilerimize ve siz dahil herkese ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar, gerek Muhiddin Arabi, gerek diğer eserlerde şöyle bir bilgi yoktur. Bunu net söyleyeyim size. 2024'te şu olacak, 2023'te bu olacak, 2022'de bu olacak, 2020'de böyle bir tarih sıralaması, böyle bir olay asla hiç bir eserde hiç yok, kimse bunu bulamaz. Yanlış ancak evet, geleceğe dair şu olacak, bu olacak, şöyle olacak bilgileri vardır. Onların tarih ve zamanlarını alimler, bilginler yorumluyorlar ve
uyarlayıp uyarlanmadığını ona göre. Tabii, cifiri kullanıyorlar. Bir de dediğiniz gibi. Evet. Şimdi cifir dediğimiz bir uygulama vardır. Tabii. Cifir nedir? Cifir bir olayı ve bilgisini verirken o olayla birlikteki ifade edilen kelimelerden tarihini de vermek. Tabii. Bakın tarihini de vermek. Mesela Ertan abi size uygun tarihte geleceğim dediğimde biz bunu uygun tarihte kelimesi var ya cifre vurduğumuzda oradan bir tarih çıkıyor. Aslında size o mesajı verebilirim. Şu tarihte geleceğimin yerine uygun tarihte geleceğim. Uygun tarihin hesaplamasını yaptığında gelme tarihi çıkıyor yani ortada. Yani aslında bu ilmi kullanan kişiler, zatlar evet. Yani bunu şifrelendiriyorlar diye tabii, bakacaksınız. Tabii. Yani şimdi ben sizlere çoğu zaman söylediğimi unutmayın. Diyorum ki mesela televizyona çıkıyoruz. Ben bir şey anlatıyorum. Adam anlamıyor. Diyor ki bana başka bir soru soruyor. Ya ben onun gördüğü gibi yavan görmedim ki o uygun tarih diyor. Ben tarihini veriyorum. Evet. Mesela bir anekdot anlatayım. Muhittin Arabi şöyle bir cümle kullanmıştır. Sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır demiş. Evet. Bunun üstüne yargılanmış. Kimisine göre bu yargılamadan idam çıktı ve idam edildi. Kimisine göre de idam edilmedi. Muhittin Arabi demiş ki Şam'ın girişine bir levha asın. İza dağalassinu fişin zahra mana kavli muhiddin. Onun anlamı şudur. Yani sin şine girdiğinde Muhittin'in sözünün anlamı ortaya çıkar. Şimdi yıllar geçiyor. 300 seneden fazla bir zaman geçiyor. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Şam'a geliyor. Bu levhayı görüyor. Yanındaki vezirlerine soruyor. Sin şine girdiği zaman ne demektir diyor. Yanındaki bir tane ilim ehli, alim. Efendim sin yani Selim. Selim. Şin yani Şam'a girdiğinde bugün bu sözün anlamı çıkacak. Aynı zamanda da sin şine girdiğinde yani o ifade var ya izâ dâhale sinu fi şin onu hesapladığında Yavuz Sultan Selim'in o giriş tarihi Şam'a giriş tarihi çıkıyor. Cifirle tamam. Çıkıyor. Yani o harfleri saydığımızda topladığımızda o tarih çıkıyor. O zaman diyor ayağını nereye basmıştı onu bir görelim diyor. Sözü neydi? Nereye basmıştı? Araştırıyorlar. Yaşlı bir adam ben biliyorum diyor. Ve gelip yeri gösteriyor. Bunun üstüne kazdırıyor. Ayağının altında ne vardı diye. Altın çıkıyor. Siz altına tapıyorsunuz demek istedi diyor. Anlamı çıktı yani. Taptığınız ayaklarımın altındadır demek. Yani siz altına tapıyorsunuz. Şimdi bu herhalde yeterince açık bir mesaj. Yani Muhittin Arabi dolayısıyla bazı tarihler eğer birileri çıkarıyorsa da bu bir yorumdur. Yani yorumcunun şeyidir. Bu cifirle çıkarıyor. Veya cifiri de ne kadar tutturursa. Tabii veya tabii. Başka bağlantılarla çıkarıyor. İlmi ne kadar yüksek değil orayı bilmiyoruz. Tabii yani oradaki mesela ben size şunu söyleyeyim. Çok güzel bir olay anlattınız. Bazı olaylarda direkt yani noktayı vuruyor ama tarih vermiyor. Mesela Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsediyor. Orada şu tarihte kurulacak demiyor. O yok. Yani eserde o yok. Ama Osmanlı Devleti var. Bir Osmanlı kurulacak. Devleti'nin kurulacağını ve böyle bir devletin çok uzun bir dönem hüküm süreceğini yazıyor. Şimdi 2024 diye sordunuz. Muhittin Arabi'nin direkt 2024'te şu olay olacak, bu olay olacak diye bir beyti, bir şeyi yok. 2023'te de yoktu. Biz zaten onu o zaman da açıkladık. Ama yaptığı kronolojik sıralama, bazı olan olayları mesela örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Birinci Körfez Savaşı'nı Muhittin Arabi'nin beyitlerinde vardı. Çok da net. O olay vardı tabii. İkinci Körfez Savaşı vardı. Irak Savaşı. Ondan sonra başka olaylar vardı. Onların da birçoğu Muhittin Arabi'nin eserlerinde vardı. Şimdi bunların kronolojik sıralamasını bir ilim ehli olarak, bir araştırmacı olarak ben yan yana koyduğumda bazı şeyleri tahmin edebiliyoruz. Yoksa direkt şu tarihte bu olacak
diye öyle bir bilgi yok. Bu tamamen tabii, bizim yorumumuzdur. Bu da şöyle, yorum sahibi konuya ne kadar hakim? Tabii çok en önemli soru. En güzel. Yani bir kere İbni Arabi'yi ne kadar biliyor? Herhangi bir kelimeyi kullandığında kelimenin gerçek anlamını niçin o cümlenin içinde kullandığını biliyor. Tabii çok çok güzel. Aynı zamanda bakın dikkat edin sevgili dostlar. Aynı zamanda cümlenin kendisi içindeki kullandığı herhangi bir kelime, diyelim ki felaket kelimesinin karşılığını alıp cifirden okuduğunuz yanındaki, sağındaki ve solundaki kelimeyle bütünleştirdiğiniz zaman yorumcu bir tarih verebiliyor. Aynen öyle. Çok doğru söylediniz. Tarihler cifirden. Mesela ben Irak Savaşı'nı 2020'deki kitabımda yazmıştım. 99'da söyledim televizyon programlarında. İşte neye dayanarak biliyordum? Ben o zaman Muhittin Arabi'nin beyitlerini çıkardım. Bakın bu beyitlerin verdiği tarih budur. 2003'ten bahsediyor dedim. Üçüncü aydan bahsediyor ve ikinci savaş üçüncü ayda çıktı yani. 91 savaşında ben çocuktum o zaman. Çok yaşım küçüktü ama 2023'teki savaşta ben o zaman bunu çözebilecek ilme ve bilgiye sahiptim. Dolayısıyla tutmayabilirdi de ama tuttu. Ha orada ben de yanılabilirdim ama doğru çözmüştük. Demek ki tutmuş. Şimdi günümüze dönüp baktığımızda tabii bir bütün içerisinde değerlendirmek lazım. Yani konuya tam vakıf olabilmemiz için, konuyu tam iyi açıklayıp doğru bir yorum yapabilmek okuma yapabilmemiz için. Doğru yorum yapabilmemiz tabii. için hem Muhittin Arabi'nin eserleri, hem Kur'an ayetlerine iyi vakıf olmak lazım, hem de bu konudaki dördüncü cilt diye bir kitap var. Bir de Arapçayı çok iyi bilmek lazım. Allah'a şükür. Tabii. Arapçayı tabii. Herhalde benim bilmediğimi iddia edecek bir adam olmaz Türkiye'de. İkincisi Cizri'de... Bununla ilgili de yarış yaptık diyorsun. Ya kim istiyorsa odur meydan yani. Artı cifir hesabını Serkan Tekin biliyor, bilmiyor diyen herhalde zannetmiyorum bir insan tabii, çıkacağını. Tabii. Yani Türkiye'de cifir deyince en iyi bilen, hatta 4 tane formülü var. 3 formül eserlerde yazıyor. Bir formül yazılmıyor. O yazılmayan formülü de ben biliyorum yani. Allah'a şükür. O vesileyle biz işte İbni Arabi ile ilgili bazı yaptığımız tespitleri söylüyoruz. Hakikati Allah bilir. Biz bilemeyiz. Yanılabiliriz de. Yani yanılmamazlık bizim sıfatımız değil. Ha doğru çıkarsa millete bir bilgi vermiş olduk. Halkı bilgilendirdik. İnsanların kendine dikkat etmesi lazım. Geleceğine, şeyine dikkat etmesi lazım. Eğer yanlış da söylesek bir kaybı yoktur zaten. Yani şey. Şimdi şu dönem içinde yaşadığımız, yani mesela bakın ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Muhittin Arabi'de ve hadis kaynaklarında da bir kaynak veriyorum. İsrail'de ilgili çok önemli bilgiler vardır. Belki o bahsedilen İsrail'le ilgili savaşın belki de başlangıcı bu olabilir yani. Bu şu anki savaş olabilir. Dönebilir yani. Ona dönüşebilir. Armageddon'dan bahsediyorsun. Ona dönüşebilir. Çünkü bakın hadis-i şerifte Yahudi aleminin İsrail artık kaçacak, delik arayacak bir zaman geleceğini ve kendilerini Garkat ağacının arkasında saklayacakları yazıyor. Tacül Usul 4. cilt kitabı da söylüyorum. Şimdi İbn Arabi bununla ilgili hiç yorum yapmış mı? Yapmış. Onu bir dinleyelim. Şöyle diyor. İsrail diyor öyle büyük bir fitneye sebep olacak ki yani onun zulmü, onun yaptığı haksızlık diyor. Artık Arş-ı Alâ'ya kadar gidecek ve İsrail'e karşı büyük bir ittifak oluşacak ve İsrail'i diyor haritadan silecekler diyor. Şimdi bazı ilim ehli, bazı alimler ve Yahudi alimleri de dahil bunu şöyle yorumladılar. Bu Deccal döneminde olacak diye ve Adolf Hitler çıktığında Adolf Hitler'i Deccal ile olarak tanımladılar. Yani Yahudi ilim ehli, Yahudiler. İşte bu Deccal döneminde olacak. Deccal bizi haritadan silmeye kalkacak. Ancak Hitler zamanında bir İsrail devleti diye bir devlet yoktu biliyorsunuz. Yani tabii. İsrail devleti sonradan kuruldu. 1948. Tabii şimdi İbni Arabi'nin bahsettiği 14 Mayıs. Yahudi evet. Yahudi şeyi değil. Yani bireysel Yahudiler değil. Devlet olarak
İsrail devleti yok olacak yani. Öyle bir devlet haritadan silinecek. Şimdi şunu da söylemek lazım. Aslında İsrail, yani Yahudiler bu devleti kurmakla sisteme karşı çıktılar. Çünkü devlet kurmamaları gerekiyordu orijinalinde. Kurduğu için anlatılan oyuna geldiler. Yoksa Yahudilik bir ümmetliktir. Bir devlet tabii, değildir. Bir yani dindir. Onun için izleyin, benim hasidik bir Yahudi hahamla yapmış olduğum video var. Onu da izleyebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Daha çok İngiliz aklı, işte bu İngiliz masonluğuyla birlikte Yahudi devletini kurup asıl olay Amerika'nın güvenini sağlamak ve İngiltere'nin güvenini sağlamaktı. Dolayısıyla bunlar kullanılacak, yarın da bu bitecek. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Benim projeksiyonumdan baktığınız zaman olay 2000, yani 3. Dünya Savaşı'nın ardından çıkacak bir savaş bu şu anda. Yani Amerika Birleşik Devletleri çıkacak bu yani şu anda Gazze'de 20 binin üzerinde insan bir şekilde katledildi. Bunun bir şekilde durdurulması gerektiğini biliyor. Eğer ki yan ülkelere, yani İngilizler bunu Ürdün'e, Mısır'a, Türkiye'ye, İran'a sıçratmaya çalışıyor. Sıçratırlarsa 3. Dünya Savaşı'nın Pasifik'teki enerjisini alacaklar. Dikkat! Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın görüşü 3. Dünya Savaşı'ndan sonra bir dinler savaşı. Yani o da Rusya'nın aynı Nostradamus'un söylediği gibi diyor ki mavi başörtülü eşarplı diyor bir lider gelecek. Rusya ile birlikte İsrail'i yok edecek. Ama şöyle anlatıyor Nostradamus. Diyor ki ilkin Hristiyanların hepsi Yahudilerin yanında olacak. Sonra bunlar bölünüp bir kısmı Müslümanların yanında olup ve İsrail yıkılacak diyor. Evet. Yani sonunda şuna gidiyoruz. Bu olay, o olayların başlangıcı ve doğum şeyi olabilir. Yani doğum sancıları olabilir. Bana öyle geliyor. Muhiddin Arabi de tabii çok önemli bir dünya genelinde ciddi bir ekonomik krizin 2024 mü? Fakirliğin yani olacağından bahsediyor. Tabii bunun başlangıcı... Yani buna hiper enflasyon diyebilirsiniz. Yani gittikçe ekonomik kriz, ekonomik sıkıntı büyüyecek. 2024 de buna dahil bana göre. Yani bu dönemde böyle bir şey olur. Ve çok önemli bir bilgi daha söyleyeyim. Muhittin Arabi biliyorsunuz 4 tane liderden bahsediyor. İkisi Müslümanlardan çıkacak 4 tane liderden bahsediyor. İkisi de gayrimüslimlerden bahsediyor. Yani aslında bahsettiği şey şöyle. İyilik yorum tarafında, yapıyorum. İyilik evet. Tarafında. Bu yorum değil, orijinal bilgi ama evet. Yorum kısmına fazla girmeyeceğiz burada. Birisi gayrimüslim aleminde çıkacak iyilik tarafı. Tamam mı? Birisi gayrimüslim aleminde çıkacak kötülük tarafı. Birisi Müslüman aleminde çıkacak iyilik tarafı. Biri Müslüman aleminde çıkacak kötülük tarafı. Yani çaprazlama. Ne demek istediğimi anladın evet, mı? Evet. Çaprazlama. Yani bir lider Müslüman aleminde değil de diğer alemde çıkacak. Yani gayrimüslim aleminde çıkacak. İyilik için mücadele edecek. Dünyanın iyiliği için, insanlığın iyiliği için. Bir tane de Müslüman aleminde ona destek verecek. Beraber çalışacaklar. Gayrimüslim aleminde yine bir İslam düşmanı çıkacak. Liderlik yapacak bu işe. Bir Müslüman alemindeki lider de onu destekleyecek. Onunla beraber olacak. Yani ne demek istediğimi anladın evet. Mı? Dolayısıyla ben şahsen bu dört liderden birinin çıktığı kanaatindeyim. Kimi kastederek isim vermeyeceğim dedik ya yorum yapmayacağım. Evet. Sadece kanaat olduğu için. Yani bu zaten sır ortaya çıktığında bu çok büyük bir sır. Çok önemli bir sır. Bu dört lider zaten... İstersen bunu bir daha tekrarlayalım. Bakın... Dört lider çıkacak diyorsun. Dünyada ahir zamanda kıyametten evet. Önünde çok çok önemli dört tane lider çıkacak Muhittin Arabi'ye göre. Evet. Bunlardan biri gayrimüslim aleminde çıkacak. Evet. Yani Müslüman aleminden değil ama iyilik için savaşacak. Dünyanın ve insanlığın iyiliği için savaşacak.
Birisi de Müslüman aleminden bir lider çıkacak. O da onu destekleyecek. Bu ikisi birleşecekler, destekleyecek. Bir tane de gayrimüslim aleminde çıkacak. O da kötülük için savaşacak. Müslüman aleminden de birisi onu destekleyecek. Yani bu dördü çaprazlama. Anladım. Bu dört tane lider dünyada ahir zamanda iz bırakacak ve şey bırakacak kişiler. Şimdi Muhittin Arabi'nin bahsettiği bu dört kişiden bir tanesi bana göre 2024'te yani bana göre çıktı diye düşünebilirim. Bu benim kendi tabii düşüncem. Bir tanesi bana göre çıktı. Ama diğerleri zaten çıktığında, sır ortaya çıktığında artık her şey biter. Yani hiç kimsenin artık şüphesi kalmaz. Demek ki son düzlüğe girdik artık. Yani senin işte bahsettiğin 3. Dünya Savaşı, ondan sonra bu dört liderden iki tanesi 3. Dünya Savaşı'ndan önce çıkıyor. Bunu bir kere söyleyelim. Yok. Yani 3. Dünya Savaşı olmadan önce bu dört liderden. Ha ben şöyle düşünüyorum. Bunlar bu çok etkili olacaklar ve dediğin gibi arkasından 3. Dünya Savaşı, ondan sonra işte Yecüc Mecüc, Deccal, ondan sonra işte Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması ve olaylar peş peşe birbirini seyredecekler. Ne kadar bir süre var bununla ilgili? Ya şöyle bir sence şey, okuduğun zaman yorum tabii bu. Yorum, yani bunu herkes şey yapsın. Yoruma ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Biz bu günleri görür müyüz, yetişir miyiz, yetişemez miyiz ama eğer yanılmıyorsam bu dört liderden birisinin çıktığını söylüyorum ya bana göre yani bir tanesi çıktı. Yeni çıktı diyorsun ama. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben yeni fark ettim. Yani o, yani ortalıkta değil, bildiğimiz birisi değil anlamında mı söylüyorsun? O dört liderden bir tanesi yok. Bütün dünyanın tanıdığı liderlerden tamam. biridir. O dört kişiden bir tanesi bana göre yani bir ilim ama ehli yeni olarak, çıktı diyorsun. Ya yeni biz yeni anladık. Ha, tamam. O manada. Ben, ha, bu adamın o olduğunu yeni ben anladım. Ben yeni anladım. Tamam, Muhittin okay. Arabi'den tamam. anladığım o kişinin o tabirler, tarifler ona uydu. Ben yeni ha. anladım. Bir tane tarif var mı? Bir tane yani. O şey İslam aleminde çıktı bu lider. İslam aleminde. O kadar söyleyeyim yani. Bir tanesi çıktı. Mezopotamya'da mı? Geniş bir. Daha da artık bak, şey geniş yok bir. Daha ismini söyleyelim tamam. Ertan Bey yani. İslam aleminde bana göre ahir zamandaki Muhittin Arabi'nin bahsettiği o liderlerden bir tanesi çıktı bana göre. Ha şimdi diğerlerini daha bilemiyorum. Yani onlar da çıkarsa zaten biter. Sır ortadan kalkar. Yani herkes öğrenir. Sen de öğrenirsin. Herkes öğrenir. Daha bakacağız. İzleyeceğiz. Bu da eğer ben yanılıyor olabilirim de. Çünkü mesela sana şöyle bir şey söyleyeyim. Zaman zaman bir takım insanlara bunu atfetmişler. Bu odur. Beklenen kişidir. Mesela örnek söyleyeyim. Nero. Şöyle söyleyeyim. Deccal deyip onu 666 ile yorumladıkları gibi. Fatih için işte o İslam alemindeki büyük bahsedilen lider söylediler. Atatürk için zamanında söyleyenler oldu. Atatürk için de bu atfedildi. Ama sonra onların olmadığı ortaya çıktı. Yani o beklenen kişilerin, o dört tane liderden birinin o olmadığı. Çünkü diğer olaylar gerçekleşmedi. O zaman bir, yani o dediği bak olaylar... Bak şimdi sorulara bak. Hakan Fidan mıdır? Herkes Hakan Fidan üzerinde duruyor. Evet. Şunu söyleyeyim. Ben cevap vermeyeceğim ona. Ama şunu bildireyim. Eğer bu dört kişi ortaya çıkarsa kimler olduğu bunlar. Belki de şu anda diğer kişiler daha çıkmadılar başa. Yani bir belki de var biz fark etmedik. Yani dediğin gibi biz tespit edemedik. O zaman sır diye bir şey kalmaz. Üçüncü Dünya Savaşı da hemen peşinden başlar. Efendim dediğin gibi Armageddon Savaşı da başlar. Her şey o anda ortaya çıkar. Herkes öğrenir. Ama bu yavaş yavaş. Mesela şunu söyleyeyim. Dünyadaki kuraklık, açlık bu gittikçe artacak. Fakirlik artacak. Yani keşke öyle olmasa. Şimdi bazen bize kızıyorlar. Ya niye öyle söyledin? Ya arkadaş kitaplarda böyle bir şey yazıyor. Bunun da olduğunu görüyoruz. Gittikçe kimse de durduramıyor yani bunu. Ama şunu da söyleyeyim.
Şimdi kuraklıktan bahsedelim. Evet. Kuraklık ne demek? Yani biz su bulamadık değil, gıda yok. Evet. Bak dikkat edin. Hani herkes kuraklığı şöyle algılayabilir. Ya işte su bulamayacağız. Yok, hiç gıda yok. Yani hayvanlar yok çünkü ona göre evet, su tüketecekler vesaire. Dolayısıyla iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi kuraklık. Kuraklık neyi getirir? Büyük göçleri. Ya mesela Muhittin Arabi'den çok önemli bir bilgi vereyim ki bana göre o da hızlanıyor yani o. Kuzey Buz Denizleri'nin erimesi hep söyledi. Evet. Geçen gün Dünya İklim Başkanı bir röportajında şöyle diyor. Kuzey Buz Denizleri kaynıyor diyor. İfade bu, ısınıyor cümlesi yanlıştır diyor. Kaynıyor deyin diyor. Şimdi tabii bunlar doğal olaylardır. Yani bir doğal olaylar var. Bir de doğal olmayıp insanların kendi elleriyle yaptığı olaylar. Mesela nedir? Örneğin dediğin gibi 3. Dünya Savaşı. Hep yazılıyor, çiziliyor. Bunu Nostradamus da yazmış. İbn Arabi'de de bu vardır, böyle bir savaşın. Bu savaşın tan önceki büyük kıtlık, ekonomik kriz, sıkıntı ve İslam alemindeki rahatsızlık. Mesela şöyle diyor Muhittin Arabi. Bu olay patlamadan önce, bu 3. Dünya Savaşı dediğimiz bu olaylar olmadan önce İslam aleminde insanlar artık yaşanmaz bir hal alacaklar. Yani o kadar hayatlarından bıkkın olacaklar ki İnsanlar mezarın önünden geçince keşke ben ölü olsaydım evet, diyecekler. Bakın öyle bu açıklama o kadar önemli ki ben geçen gün Habertürk'teydim biliyorsunuz. Çetin Erçetin'in programında bunları anlattım. Yani insanlar ölmek için yalvaracak. Evet. Bakın yani unutmayın, ölmek için yalvaracak. Öyle kötü bir dönemden bahsediyoruz. Yani adam diyor ki mesela ya diyor dünyanın nüfusu 500 milyonun altına düşer mi? Diyorum bak insanlar keşke onun yerine ben ölseydim de kurtulsaydım diyecekler. Şu anda Serkan Tekin de İbn Arabi'den yorum yaparak tabii, bunu bize söylüyor. Aynen öyle diyor. İnsanlar mezarın önünden geçtiğinde İslam aleminde evet, öyle bir rahatsızlık olacak ki insanlardan keşke ben bu ölünün yerinde ben olsaydım diyebilecek kadar hayat yaşanmaz hale gelecek. Şimdi bizim o bahsettiğimiz 3. Dünya Savaşı öyle bir savaş ki yani yazıldığına göre 33 yıl sürecek büyük bir dünya savaşı. Bakın 33 yıl. Mesela biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı işte 5-6 sene devam etti. Yani çok fazla uzun değildi. 2. Dünya Savaşı yine 4-5 sene devam etti. Ama düşünün ki günümüzdeki teknoloji, günümüzdeki imkanlar, o zaman bu kadar teknoloji, silah, sanayi gelişmemişti. Bugünkü teknolojiyi düşünsenize, silah sektörünü düşünsenize, 33 yıl devam eden böyle bir savaş olduğunda ne kadar insan kayıp olur? İnsanların sayısı ne kadara düşer? Ve nasıl bir savaş olacak? Şimdi ülkeler herkes neyle yarışıyor? Silahta yarışıyorlar. Yani teknolojide yarışıyorlar. Herkes atom bombası üretmeye çalışıyor. Kimisi gizli, kimisi açık. Şimdi böyle bir savaş olduğunu düşünün yani insanlık sayısı ne kadar azalır? Yani. Bir de ben çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Şimdi ben şunu da diyorum. İlmen ben tespit ettim. Herhangi bir kitapta okumadım ama mantığım ve aklım bu konuda bana bu noktanın doğru olacağını söylüyor. Mantıklı gelmezse insanlar şey etmeyebilir. Teveccühü göstermesin. Göstermesin. Şimdi insanoğlunun doğuşundan kıyamete kadar olan, Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan bütün insanlar mahşere gidecekler ve mahşerde toplanacaklar. Şimdi mahşer nedir dedik? Fiziki bir şeydir dedik. Yani fizikidir. Yani insan et kemik olarak çıkacak ve haşrolunacak. Yani şey olarak değil. Ne demek istediğimi? Ruh olarak değil. Değil. Bizim inancımız bu. Evet. Peki bu mahşer nerede olacak? Mahşer meydanı Mezopotamya topraklarında olacak. Eserler öyle diyor. Yani bu topraklarda olacak. Burada toprakta da ne olacak peki? Dağlar yıkılacak. Dümdüz olacak. Dümdüz olacak.
yeni bir toprak olacağını söylemiyor. Bu küre-i arz dediğimiz şey de düz olacak. Dağlar yıkılacak. Düz bir saha. Bunu diyelim ki ne kadar metrekare, yani kaç milyar metrekare eder artık düz olarak bir hesabı var bunun. Bir evet. Matematiksel hesabı var. Şimdi mahşer nedir? Mahşer şudur. Kainatın en büyük mitingidir. Toplantısıdır. Yani bir araya gelmesidir. Bütün kainatın demeyelim de belki dünyanın diyelim. İşte dünyanın en büyük, kainatın da diyelim, dünyanın en büyük toplantısı, yani insanoğlunun, yaratılanların, ha, akıl sahibinin. İnsanoğullarının tabii, şimdiye kadar yaratılmış tüm insanların en büyük şeyidir. En büyük toplantı yeri. Ben diyorum ki, Allah öyle bir hesap yapmış ki, o meydan ne zaman ki tam dolacaksa, Ertan abi. Evet. Bakın, Allah istese, affedersin, bu kadar insanı bir avuç şeye de sığdırabilir. Ama yine de bir kural koyuyor. Fizik şeyine göre bir kural koyuyor. Fiziken. Bunların ne zaman bu meydanı doldurabilecek bir sayıya geldiğinde o zaman kıyamet kopacak. Fazla insan gelmeyecek. Yani Hazreti Allah, Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan bütün insanların sayısını yazmış. Öyle bir hesaplama yapmış ki. Hesap o, nedir? Ben bilemiyorum o hesabı. Ha. Ben bilsem zaten onu. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Masonizmde hesap 9 milyar. 9 milyar insan mı? 9 milyar insana ulaştığı zaman dünya çok az kaldı. Hmm. O zaman kıyamet var. Demek ki masonlar da böyle kitaptan okumuşlardır. Adamlar da Allah, ben bir yerde okumadım ama kendim şunu hesapladım. Dedim ki ya bu mahşer meydanı bir toplantı yeridir. Ha, mahşerde fiziki olacağına göre o zaman o toplantı sahası dolabilecek sayıya ulaştığında bu 10 milyar olur, 16 milyar neyse artık 9 milyar. Çünkü Hazreti Adem'den günümüze kadar sayacağız. O zaman kıyamet kopacak. Zaten bir hesap yapılmış. Allah-u Teala'nın hiçbir işi hesapsız kitapsız değildir. Hepsi hesap, kitap ve ilimle oluyor. Hepsinin hesabı, kitabı, matematiği yapılmıştır. Ha biz insan olarak onu tahmin edemeyiz. Çünkü kaç çünkü Kur'an'da en asıl konulardan biri mizanın kendisidir. Tabii. İlim yani, ve mizan. Hep o tabii. Sıfatlar konuşuluyor. İki tane sıfat Allah için. Alim ve hakim der. Alim nedir? Her şeyi bilen, bilgiyle iş yapan, ilimle yapan. Hakim nedir? Yerliği yerine koyan demektir. Her şeyi yerinde yapan demektir. Şimdi bu zamana kadar Çağrı Can Acar demiş ki bu zamana kadar kaç insan yaşayıp öldü. Yazın Google'a zaten onu söylüyor ama şu anda yaşayan insan sayısı bu masonik akla göre 9 milyar. Onların da öyle bir hesaplaması var. Niye 500 milyona düşürecek? Hektar hesaplamalarını yazmış. Yine onların da mizahı var. Öyle mi? Göre, tabii. Hmm. O hektar hesaplamalarına göre 500 milyonun altına düşmesi lazım insanlar. O zaman... Bak 117 milyar insan demiş. Artık gözüm okumuyor. Uzun bir ismi var. Kart Menol, Menolin Love mı? Bir şey. Evet. Ya şöyle tabii bu rakam ister 117 milyar olsun, ister 50 milyar olsun, ne olursa olsun o alanı doldurabilecek rakama ulaştığında kıyamet kopacaktır. Daha da yeryüzüne insanoğlu gelmeyecektir. Yani onun hesabı yapılmıştır Allah tarafından. Ha şimdi bunu ilim ehli alimler, Müslümanlardan olsun, başka şeylerden olsun buna bir yorum, bir şey getirebilirler. Demek ki masonlar şunu mu düşünüyor? Biz 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracağız, sayıyı bu savaşla düşüreceğiz. Tabii, öyle düşünüyor. 9 milyar insan... Masonik akıl demeyelim de daha çok üst akıl diyelim. Neyse, şimdi o 33 yıl böyle bir savaş sürerse... 33 yıl sürmüyor. Onlar ne kadar sürüyor? En fazla savaş 4 yıl sürebiliyor. Onları... Yoksa kaldıramıyor insan. Öyle mi? Hiçbir ekonomi kaldıramıyor. Emin misin? Tabii. Öyledir de işte bazen hesaplar biliyorsun. Biz tabii uymuyor. Olabilir. Şimdi şöyle. Bizim kaynaklarda 33 yıl sürecek bu savaş. Evet. Ha şu olabilir. Şu olabilir. Yani, aralıklarla. Aralıklarla da değilse de şöyle de olabilir sevgili dostlar. Bu savaş Pasifik'te başladı. Çin'le Hindistan birbirine girdi. Oradaki ülkeler falan 4 yıl onların sıçraması, Amerika'ya ulaşması, kıtlığın gelmesi. Tabii tabii. Çünkü bunlar öyle bir hani durum ki şöyle düşünün. Yapay zekanın içinde robotların kullanılması tüm dünyaya sıçrıyor. Devam eden bir süreç olabilir bu süreç. Evet. Yani 33 yıl hepsini kapsar tabii bütün o savaş tabii. Sürecini. Belki dediğin gibi aktif fiili savaş
3 sene, 4 sene olabilir ama... 4 seneden sonra işte bir de Dinler Savaşı var ardından. Dinler Savaşı da var. O zaman şeyin de, yani Muhittin Arabi'nin de bahsettiği husus şu... Bak demiş ki Sefa Tütüneken, Tütüneken, evet. Masonlar bile gülüyor böyle muhabbetlere diyor. Benim Sefa şeyimi izle. Guidestone belgeselimi izle. Bir daha böyle bir şey yazmayacağına emin ol. Evet. Şimdi şöyle, iklim değişikliğinden bahsettik. Konuk mason değil bu arada. İklim değişikliğinden evet. bahsettik. İklim değişikliği olacağı ve bu iklim değişikliği neticesinde teknolojinin geriye doğru gideceği. Yani bugün mesela ateşli silahlar çalışıyor. Ateşli silahlarla. Mekanik silahlar diyorsun. Mekanik dijital silahlar değil de. Evet. Bu belki iklim değişikliği değil de belki solar patlamaların yüksek olmasıyla birlikte dijitalizmin yani dünyadan bir şekilde etkilenerek yok olması mekanik silahlara döndürüyor insanı. Yani mekanik araçlar, mekanik silahlar yani analog yapıya döndürüyor. Yani tekrar ona dönebilir yani. Öyle, evet. öyle bir şey yazıyor ki bana göre de öyle olacak. Mesela şimdi Muhittin Arabi şeyden bahsederken Çin'in çok güçleneceğinden bahsediyor ve kıyametten önce dünyayı zapt edebilecek, yani dünyaya hükmedebilecek bir güce, bir kuvvete ulaşacağını söylüyor. Şimdi bugün Çin ne Deccal'den yapıyor? Deccal'den bahsediyorsun şu Efendim? Anda. Deccal'den bahsediyorsun. Deccal değil. Kimden bahsediyorsun? Çin'den bahsediyorum. Yani Çin'den, Çin, tamam. Çin'den bahsediyorum. Deccal ayrı. Tamam. Şimdi bu ne oluyor? Güçlendikçe Deccal'in güçleniyor. Deccal'in de hikayesi aynı, aynı çünkü. Evet. Güçlendikçe güçleniyor. Yani Çin bugün ekonomik olarak birkaç sene sonra neredeyse Amerika ile yarışabilecek, belki de yenebilecek duruma gelecek ve Çin bir gün bütün dünyayı istila edebilecek bir hamle yapacaktır. O çıkacak yani. O savaşlarda öyle bir durum olacak. Sayısal olarak, ekonomik olarak, güç olarak Çin'in dünyayı ele geçirebilecek bir imkana sahip olabileceğini söylüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Çin gittikçe güçleniyor ve şunu da söyleyeyim. Suların azalmasından bahsediyor. Bakın suların azalması da var. Ama bahsedilen tuzlu su değil. İçilecek su yani temiz su. Çok güzel su. Söylediniz. Heh. Bakın çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tuzlu su değil. Evet. İçme sularının azalması. Tabii içme suların azalmasının üzerinde de büyük savaşlar olacaktır. Yani sular kıymetli, su savaşları. Su savaşları da olacak. Kıymetli hale gelecek. Şimdi öteden beri bir konu var. Hep programlarda söyleniyor. İşte Armageddon deniliyor. Hep Armageddon. Armageddon savaşı Melame-i Kübra diyelim biz de. Belki. Nerede olacak? Hatay bölgesinde olacak diyor. Evet. Amik Ovası. Hatay bölgesi. Şimdi yıllardır biliyorsunuz yaklaşık 20 yıla yakındır Hatay bölgesinde hiç savaş durmuyor. Sürekli karışık o bölge. Sürekli karışık. Ne kötü hatta, hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Sizin programınızda yine söylemiştik. Şeyin dışında. Orada olması. Kayıt dışında söyledik. Ahit sandığının Hatay'da bulunması da çok önemli bir şeydir. Yani bu noktada çok önemli bir şey. Çünkü Yahudi inancına göre Ahit sandığı neredeyse kim elinde geçirirse o sandığı dünyanın hakimiyeti ve gücünü eline geçirir. Bu arada Hatay'a çok dikkat edin diye konu başlığımız vardı. Değil mi Uğur? Bunu çok işledik. Aynı zamanda yine dedik ki su savaşlarına çok dikkat edin. Bu işte bir tesadüf değildir. Bu çok önemli bir nokta. Yani düşünün dünyanın en önemli emaneti dediğimiz yani kutsal olarak dünya gücünü, hakimiyetini ele geçirme noktasında kutsal kabul edilen ahit sandığı burada ve Melhame-i Kübra dediğimiz büyük bir savaşın da burada olması birbiriyle tesadüf bağlantılı değil, tesadüf değildir. Bu çok önemli bir işarettir. İbn Arabi ahit sandığı ile ilgili hiçbir şey söylemiş mi? Ahit sandığının Hatay'da olabileceğini söylüyor. Söylemiş. Evet, bu da zaten böyle.
Daha önce de söylemiştik bunu. Ben onu şöyle düşünüyorum. Yani bu ahit sandığı Süleyman Mabedi'nden Hatay'a gelmesini ben orada Habibur Necar'a bağlıyorum. Yani bunu muhtemelen Habibur Necar taşımış olabilir, getirmiş olabilir. Çünkü Habibur Necar bir peygamber olabilir. Veya peygamber değilse de çok büyük bir Allah dostu. Çünkü Habibur Necar'a Kur'an'dan bahsediliyor. Ondan anlatılıyor. Habibur Necar anlatılıyor. Dolayısıyla o ahit sandığına herkes dokunamazdı biliyorsunuz. Dokunanı tabii. Yakıyordu, öldürüyordu. Elektrik çarpması gibi. O zaman taşıyan bilecek onu. Taşıyan bilecek. Leviler veyahut da bir peygamber tabii. olabilir. Yani Habibur Necar bu sıfatlara sahip birisi. Taşımanın dışında açacak adam da başkası. Kohenler açması lazım. Şimdi Habibur Necar bunu getirmiş ve saklı. Kimse onu bilmiyor. Zaten bahsettiğimiz o büyük sırların ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri ahit sandığının bulunmasıdır. Ahit sandığı bulunduğu an Ertan abi bütün sır bitiyor artık. Bitiyor, herkes tamam. biliyor artık. Bitti diyor. Tamam. Şimdi dünya bu sandığın peşinde. Yani kim ne dese desin belki bizim Türkiye'de insanların çok umurunda olmayabilir. Çok fazla şey değil ama Yahudi alemi, Masonik alem, dünyadaki etkin güçler bu sandığı ele geçirmek için her türlü araştırmayı, her türlü şeyi yapıyorlar. Yani şunu diyebilirsiniz, ya olur mu öyle şey diye. Unutmayın ki Goebbels, yani Hitler'in iletişim bakanı, evet. bütün gücünü kutsal eşya, emanetler üzerine verdi. Kutsal eşyalar. Neydi bunlar? İşte Indiana Jones'taki olduğu gibi ahit sandığı, kutsal mızrak, kutsal kadeh vesaire vesaire. Yani... Çünkü yani onun için devletler hani bunun peşine niye düşsün? Düşer. Tabii. Düşer. Çünkü şuna inanıyorlar. Bu sandığı ele geçirdiklerinde dünyanın hakimiyeti onların elinde olacak. Bakın size şunu söyleyeyim. Yahudiler Eşmavül Aleyhisselam'a gidiyorlar. Diyorlar ki bize bir lider seç. Allah bize birini lider tayin etsin. O zaman biz o liderin emriyle savaşa girdiğimizde asla yenilmeyeceğiz. Savaşı kazanacağız. Evet. O da diyor ki Allah size Talut'u seçmiş. Yani sandığın hikayesi. Evet. Onlar da beğenmiyorlar. Talut'u beğenmiyorlar. Diyor ki Talut'un lider olması ve seçilmesinin sebebi şudur diyor. O kutsal ahit sandığını melekler onun gittiği yerde taşıyacaklar diyor. Onu diyor götürecekler. Her gittiği yere. Bunu görürseniz diyor seçildiğini anlayacaksınız. Bunlar bunu görüyorlar ve nihayetinde o zaman Amerikalılarla savaşıyorlar. O devleri yeniyorlar. Amerikalılar devler gibi insanlardı yani şeylere göre. Yani o kazanamayacakları savaşı kazanıyorlar ve yeniyorlar, devleti kuruyorlar. Yahudi devleti kuruluyor. Şimdi bunların inancı o tarihten bugüne kadar bu sandık bizde olduğu müddetçe dünyanın hakimiyeti ve Davut peygamberin sapanına dönüşüp tabii tabii. Değil mi? Davut peygamberin evet. sapanı ve orağıyla evet. işte Calut'u öldürmesi. Devlerden bahsettiğin için Calut'tan tabii, tabii. söyledim. Calut devdi. Evet. evet. Öldürmesi ve kafasını kesmesi bunun neticesinde de orayı fethetmeleri, almaları, savaşı kazanmaları olmuştur. Yani bunların inancı budur. İşte bu sandık dediğimiz sandık bulunacaktır. Bu kayıp olmaz. Bu sandık ortaya çıkacaktır. Bu sandık ortaya çıktığında bütün imtihan sırrı o bizim bahsettiğimiz dört liderde belli olacak. Sadece ben değil. Ben birini şu anda mesela biliyorum. Tahmin diğer, ediyorum. Diyorsun. Tahmin ediyorum o da. Belki evet. de yanılıyorum yani. Tabii. Ama diğer üç lideri de halk tanıyacak. Ondan sonra Mehdi de ortaya çıkacak. Deccal da çıkacak. Mesih'in gökten inmesi olayı da olacak. Hepsi olacak. Şimdi insanlar bugün gördüm bazı kişiler yazmışlar işte Mesih'in gökten inmesi falan. Arkadaşlar bunların hepsi hadis kaynaklarında mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de bunlara işaret vardır. Bunlar öyle birilerinin yazmasıyla girmedi. Ya çok güzel bir şey söylemiş Nedret Yüksel. Ya demiş bak Nedret bunu ben çok kullanırım. Ya insanlar ortalama 75 yıl ömrü için nelerle uğraşıyor diyor. Yani çok o kadar doğru bir laf ki. Yani geldik gidiyoruz. Evet. Ve
devamlı sorunla uğraşıyoruz. Yani düşünün ki insanlık tarihi atıyorum Göbeklitepe'den başlatalım. 12 bin yıl. Yani bunun düşünebiliyor musunuz? 285 yılı yalnızca barışla geçmiş. Evet. O da parça parça hani topladığın zaman. Şimdi tabii şöyle bir bilgi vereyim. Ölümden sonraki hayatın var olması, ölümden sonraki hayatın var olma inancı sadece Müslümanlık, Hristiyan ve Yahudilikte değil. Neredeyse yeryüzünde ne kadar din varsa, ne kadar inanış varsa hepsinde var Evet, çünkü bu. Yani insanoğlunun Mecusilerde de fıtratında, var, efendim, fıtratına yüklenmiş bir... Budistlerde de var, Tabii. Hinduizmde de var, Brahmanizmde de var, efendim, Şintoizmde de var. hepsinde var. Yani Avrupa dinlerinde de var. İşte herkes kendine göre bir şey. Yani bu insan öldükten sonra ruhu bir yere gidiyor. İlla bir yere gidiyor ve orada bir yaşam var, bir hayat var, devam eden bir şey var. Dolayısıyla insanlar bir kısmı bu dünyada ot gibi yaşıyor. Başka bir amacı yok. İşte yemeğini yer falan. Öyle hayatı bir amaçı yok, bir amaçtır. Ama her toplumda, her inanışta, her kavimde dünya yaratıldığından bugüne kadar ölümden sonra ve gelecek için, yani ben bu dünyada gitsem de arkamdan şöyle olsun, böyle olsun diyen insanlar olmuştur. Ve nitekim bu savaşların, bu efendim mücadelelerin çoğunda da bu amaçlar olmuştur. Herkes kendi inancını, kendi inandığı değerleri hakim kılmak istemiştir. Ondan sonrası için bir eser, bir şey bırakmak istemiştir. Onun için bu kadar savaş olmuş. Yani şimdi Müslümanlar diyelim ki Hristiyanlarla Haçlı seferleri yapmışlar. Haçlılar da kendilerinin Mesih'in hizmetkarı olduklarını söylüyorlardı. Yani ve onlar da öbür dünyada Yer tutmaya yer çalışıyorlar. tutmaya çalışıyorlardı. Yani Allah'ın yoksa yanında, onlara göre. yani onlara göre herkesin öyle bir şey olmuş. Şimdi mesela Hinduizm'deki, Budizm'deki, Budistler'de şey yaptığında öbür dünyadan sonra yani bu öldükten sonraki öbür dünyada bir şekilde mutlu olmak. Bunların inancında da vardır. Tabii şudur sorun, çelişkilerle dolu inanç, batıl inançtır. Bizim dediğimiz o. Mesela o tarafta bir inanç var. Diyor ki ölümden sonra hayat var. Bir tarafta da diyor ki ölümden sonra ruh başka bir bedene giriyor biliyorsunuz. Tabii Tenasuh ve tabii. hulul var. Bunları Reenkarne ruh diyor. karşılaştırdığımızda çok çelişkilerle meydana geldiği için o inançların hepsi reddoluyor. Mesela teslis inancı. Galaktik Hristiyanlık. Konsey demiş ki Ertan Özit size zahmet olmasa Dina ile ilgili video çeker misiniz? Aslında biraz tembellik yapıyorum. Yani Dina Yakup'un çocuğu olan fakat bir peygamber çocuğunun puta taptığı tek kadın. Evet. Şimdi yine ben biraz Sorsun bu üfürük arada. tüksürük. Evet. Şeye gidelim yine. İbni Arabi'nin kehanetlerinde başımıza gelecekler. Dedin ki su savaşları, Kuzey Buz Denizi'nin erimesi, büyük bir ekonomik sıkıntı. Devam Evet, edelim. evet. Bu büyük ekonomik sıkıntı, açlık ve sefalet yani dediğim, bunu şöyle sınırlandıralım. Bu en çok hissedilecek topluluk Müslüman alemidir. Evet, bunları hissedecek. Evet, yani başka toplumlarda da olur ama en çok bunun Niçin? etkilediği, Muhittin Arabi bunu en çok etkileyecek olan, etkilenecek, bundan en çok Zarar zarar görecek. görecek olan şeyin toplumun İslam alemi olduğunu, o coğrafyada olacak yani bu çok. Başka neler var? Mesela bir gökte Allah Allah. Bir göktaşının düşmesi, Şimdi yanardağının patlaması. yanardağ Öyle şeyler var mı? patlaması var, Depremler. depremler var. Yanardağ patlaması var, depremler var. İstanbul depremi ile ilgili hiç açıklama var mı? İstanbul depremiyle ilgili İstanbul'da deprem olacak. Onu ben açıkça söyleyeyim. Ama Muhittin Arabi'den benim anladığım kadarıyla bu dört tane liderin bu bazı sırlar ortaya çıkmadan zamanı daha vardır. Bu zamandan sonra çıkacak. Yani Evet, o daha deprem, çok var diyorsun. büyük deprem dedikleri efendim
deprem, beklenen o büyük deprem bana göre bu zamanda değil. Bu sırlar ortaya çıktıktan sonra o depremi bekleyeceğiz. Liderler için bahsettiğini söyledin, ekonomiyi söyledin. Evet, yani o sırların tamamı, o sırların tamamı tam ortaya çıkmadan İstanbul depremi Muhittin-i Arabi'ye göre, bak iyi noktaya temas ettin, ben de net söylüyorum, şeysiz, yorumsuz. İstanbul'da o bahsedilen büyük deprem, Muhittin-i Arabi'deki, İstanbul'daki her yerde, her ilçede, her yerde hissedilecek o deprem, büyük deprem, her yerde hissedilecek, sadece bir yerde değil. O, bu sırlar ortaya çıktıktan sonra olacak. Ortaya çıkmasıyla olacak. Daha sırlar ortaya çıkmadığına göre, tabii hakikati Allah bilir, onu hemen söyleyeyim. Öyle bir deprem şu anda olsa da belki yerel olur. Yani böyle az bir şey olur ama İstanbul'u tamamen sallandıracak, şey edecek deprem. Bilim adamları her gün söylüyor. İşte deprem olacak, şöyle olacak ama benim Muhittin Arabi'de anladığım, gördüğüm o deprem şey zamanında. Nedir adı? O sırlar ortaya çıktıktan sonra olacak. Bu bir. Bir de çok önemli bir bilgi. Denizin içinde büyük bir patlama olacak. Bir gaz patlaması. Yani gaz patlaması. Nerede deniz dediğin nereyi işaret ediyor? Akdeniz'de. Akdeniz'de çok çok büyük bir gaz patlaması olacak. Şu anda da milyonlarca varil, milyonlarca bilmem ton, biliyorsunuz doğal gazın şeyi tespit edildi. Şimdi onu da ben şöyle gaz patlaması olarak anlıyorum. Denizin içinden ateş çıkıp o ateşin çok yükseleceği ve bahsediyor. Denizin içinden ateşin çıkması gaz patlaması, başka bir şey olamaz. Gaz patlamasıyla olur. Bir yanardağ patlaması. İşte yanardağ patlaması. Evet. Şimdi yanardağların çok patlayması ve bu patlama neticesinde de yukarıda çok büyük dumanların meydana geleceği yazılıyor. Ama Akdeniz'de büyük bir patlamanın ve ateşin yükselmesi, ben onu gaz patlaması olarak yorumluyorum. Yani o zaman gaz patlaması dememiş ama ateş yükselecek. Denizin içinden bütün dünyaca görülecek, hissedilecek bir ateş çıkacağından bahsediyor. Şimdi bazı yorumcular eskiden bunu işte savaş olarak algılıyorlardı. Tercüme ediyorlar. Eski şey işte bu ateş dediği bir savaş. Akdeniz'de savaş olacak diye. Ama ben bugünkü fiziki olarak baktığımda onu savaş olarak değil de fiziki bildiğimiz ateş çıkabilir diyorum. Çünkü onlar ne diyordu? Sudan nasıl ateş çıkacak? Çıkar mı? Çıkar mı yani? Biraz onlara şey geliyordu. Bunu mecaziye yorumluyorlardı. Akdeniz'deki ateş diyorlardı. İşte savaştır. Mecazi anlamdadır. Ama ben bunun mecazi olmadığını ve fiziki ateşin çıkabileceğini, nasıl çıkacak? Çünkü gaz patlaması olduğu zaman suyun içinden ateş çıkar. Değil mi? Evet. Yani suyun içinden ateş çıkar. Gazı su durduramıyor. Gazdaki ateşi su durduramıyor. Yani o söndüremiyor yani. O kadar şey ki suyun gücü ona yetmez. Bugün işte bizim Akdeniz'deki o başka sıcaklık. Başka ne var? Eksik bir şey kalmasın. Yani şimdi daha ne olsun diyorsun? Daha neyi söyleyelim yani? Şimdi şöyle, Türkiye için bir şey hiç hissediyor musun okuduklarında? Ne gibi mesela? Yani Türkiye bundan sonra önü açıktır. Yok, bundan sonra ekonomik krizler çok artacak vesaire. Ben veyahut Türkiye'de da savaşa girecek. Ben Türkiye'de de krizin olabileceğini düşünüyorum yani. Türkiye'de krizin, inşallah krizi atlatırız ama bence Türkiye için de çok yani bizim bahsettiğimiz o ekonomik krizde diğer İslam ülkeleri nasıl etkileniyorsa belki Türkiye'de ciddi bir şekilde etkilenecek gibime geliyor yani. Ben Türkiye'nin de etkileneceğini düşünüyorum yani. Tabii tüm dünya yani etkilenecek. Sadece Türkiye değil. Yani hiper enflasyon Amerika'yı bile, parayı basan, tabii, dünyadaki paranın sahibi olan Amerika'yı bile bir şekilde etkileyecek. Tüm dünyaya büyük bir hiper enflasyon gelecek. Yani öneri şurada şu olabilir. Yani İbni işte Arabi'nin de sözlerinden alıntı yaparak cımbızla çektiğimizde olabildiğince parada değil şeyde kalmak lazım. Emtiada kalmak lazım. Yani bunun da bir anlamı var mı? Çok hani
size şöyle, hani vardır ya ünlü hikaye. Evet. Elması götürüyor şeye, kutuplara. Diyor ki bu elması vereyim sana, şuradaki işte balığı ver bana. O ne yapayım ki ben onu, dediği gibi yani. Bir değeri yok. Çünkü balık değerli, yiyecek değerli. Evet. Oradaki değişim önemli olan neyi elde... Ama öteki türlü paranın hiçbir anlamı olmadığı, yalnızca kağıt parçası olduğu bir dünyadasınız. Ya şimdi tabii para dediğiniz gibi itibari değeri olan bir eşyadır. Madeni değeri veya başka bir değeri yoktur. Yani ondan sonra... Ha, güvenle ilgili bir şey. Güven, tabii, değişim aracı dayalıdır. Olarak. Yoksa dediğin gibi öyle bir durumda paranın hiçbir hükmü olmaz. İnsanların parası olacak diyor ama... Bir işe yaramayacak. Bir işe yaramayacak. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya bak gibi. Bak mesela şöyle bir ifade var. Zengin, fakir hepsi bu sıkıntıyı çekecek. Nasıl çekecek? Dediğin gibi gıda olmayacak. Tabii. Piyasada olmayacak yani. Öyle bir ciddi... Yani buradan şu gözüküyor. Olabildiğince ne yapıp edip mekanik arabalar, içinde dijital olmayan arabalara ulaşın. Ardından iyi veya kötü bir yerlerde ufak bir bahçeniz filan olsun, ağacınızı dikin. Sizi hiç değilse bir şekilde böyle bir krizde karşınıza geldiği zaman ayakta durabilecek bir yapı olun, oluşturun kendinizi. Yani şunu diyebilirsiniz, olmazsa olmaz, olursa çok şey kazanırsınız. Ya Muhittin Arabi'nin çok güzel bir hangi arabayı var. Tavsiye ediyorum? Toros mesela. Bak, çok güzel bir beyti var. Ey insanoğlu diyor. Benim bu söylediklerim eğer yalan çıkarsa ve sen de ona göre tedbirini alırsan senin bir kaybın yok. Ancak benim söylediklerim doğru çıkarsa ve sen de ona göre tedbirini almazsan o zaman felaket senin başına diyor. Tabii. Beyin aynı Covid'de yani, ben size yani, söylediğimde beni dinlemeyen insanlar ama, gibi. Ama tedbirde zarar yok. Ama tedbirsizlik yapıp ya çıkarsa ne olacak? Evet. Yani. Şimdi Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır kralına ne dedi? Senin bu rüyanın anlamı şudur. 7 yıl bolluk olacak. 7 yıl kıtlık. 7 yıl kıtlık. Biz o zaman bu 7 yıl bolluk içindeki gıdalarımızı, buğdayımızı stoklayalım. Ve 7 yıl kıtlık zamanında bunları yiyelim dedi. Mısır kralı da ona yetki verdi. Hazreti Yusuf ne yaptı? Bolluk zamanındaki buğdayları stokladı. Kıtlık zamanında onu insanlara verip insanlığı kurtardı. Aksi halde bütün halk açlıktan telef olacaktı. O zaman şunu yapmak lazım. Bu Allah dostları, bu evliyalar bunları söylemişler. Bir, israftan kaçınmalıyız. Evet. Bak önümüzde kötü yıllar var. Kötü bir dönem vardır. Olabildiğince... Açlık, şu anda 2024'ün en önemli, en belirgin şeyi bana sorarsan ekonomik sıkıntı, ekonomik darlık ve fakirlik. O zaman bu bolluk zamanımızda israftan kaçınmalıyız. İsrafı minimum bırakmalıyız. Yani. Minimum. Fazla harcama, birilerine özenme, birilerine tabii özenme, efendim gösteriş, bunlardan kaçınmalıyız. Azami, mecbur olduğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz için, ailemiz için masraf mecbur yapabileceğimiz ne varsa onu yapalım. Geri kalanını bırakalım. Çünkü öyle bir gün gelir ki muhtaç olursun. Muhtaç oluruz, çok pişman oluruz ama iş işten geçer. Bu bir. İkincisi mesela şunu da söyleyeyim. Hani sordun ya başka ne var? Faizin bütün her yerde yayılacağı faiz yüksek konusu. Yüksek faiz. Faiz. Bakın şimdi faiz yayıldı mı? Yayıldı. Her yerde faiz. Herkes faizci şey yapıyor. Peki faiz yayılınca ne oluyor? Merhamet denilen bir şey ortadan kalktı. Faiz merhameti kaldırıyor. İnsanlar arasındaki ihtiyaç gidermeyi, birbirinin sıkıntısını gidermeyi ortadan kaldırıyor. Ticaret ölüyor ya. Faiz öyle bir şey ki ticareti de öldürüyor. Yani herkes diyor ki ben niye diyor ticarete paramı koyayım? Niye ev alayım diyor. Niye ev alayım diyor. Yani götürüp faize koyayım diyor. Faize koyayım. Paşalar gibi bu çok kötü bir şey. Yani inşallah bir an önce bir şey olur dediğin gibi. Faiz lobisi hakikaten öyle bir güçlü ki dikkat edin. Bütün dünyayı esir aldılar. Tabii. Bizim Cumhurbaşkanı faize ben savaş açacağım dedi. Açtı. Mücadele etti ama ne oldu? Çok başaramadı yani.
faiz öyle bir şey ki, bu faiz lobisi bütün dünyayı işgal etmiş yani. Ve istedikleri yerde de kim onlara direnirse direnirsin sonunda dediklerini yaptırıyorlar. Kim karşı çıkarsa çıksın. Çünkü diyor ki öyle en bir önemli diğer insanlar her şeyini Üstad, öyle bir değiştirdiği sistem, tek diğer paranın kendisidir öyle diyor. Öyle bir sistem getirdiler ki yani ne şekilde mücadele edersen et başarılı olma şansın çok zor. Ama yani şimdi şöyle yapmak lazım sevgili dostlar. Bununla ben hep söylüyorum. Yani üst aklın böyle bir projesi varsa içine sızmaya çalışacaksın. Evet. Savaşmayacaksın. Savaşma gücün yok. Yani Çin'in Amerika ile savaşma imkanı yok. Ne yapacak? İçine sızacaksın. Yani nasıl sızmak? Var olan sistemin içinin bir parçası olacaksın. Yoksa bu savaştan, yani aslında eski laf vardı ya, domuzdan ne kıl kopartırsan kârdır diye. Domuzdan kıl kopartmaya. Ama öteki türlü yoksa domuz seni parçalıyor. Evet. Şimdi. Yani öyle bir noktaya geldik. Tam bir saat program yaptık. Evet. Serkan Tekin. Efendim konumuz İbn Arabi'nin 2024 kerametleriydi. Tabii bu kerametleri nasıl çıkartıyoruz? İbn Arabi'nin hani yazdıkları üzerine hem Kur'an ilmi hem Arapçası iyi olan hem de cifir bilimi iyi olan insanlar bunları arasındaki cümlelerin arasındaki ne söylemek istediklerini hesap ediyorlar ve bununla birlikte İbn Arabi'nin burada kesinlikle ve kesinlikle bir tarih vermiyor İbn Arabi ama o insanlar tahmini tarihleri belirleyerek bugün bu olacak, yarın bu olacak gibi öngörüde bulunuyorlar. Bakın evet. Öngörüde. Çıkar çıkmaz. Şimdi İbn Arabi'ye göre ekonomide hiperenflasyon tüm dünyada. İkincisi, dört lider çıkacak. Bunların iki tanesi Müslüman, iki tanesi gayrimüslim. Bunların iki tanesi kötü, biri Müslüman, biri gayrimüslim olarak kötü. Diğeri iyi, bir Müslüman iyi, bir Müslüman, şey gayrimüslim iyi olmak üzere. Onun dışında Kuzey Kutup bölgesi yani buzullar eriyecek değil, kaynayacak diyelim. Aynı zamanda susuzluk çok büyük bir problem olacak tüm dünyada. Evet. Bahsettiğimiz denizlerdeki sudan bahsetmiyoruz. İçilebilir su. İçine suları. Yani rafineriler falan kurulabilir ama işte onları göreceğiz. Ve hemen suyla birlikte en büyük etkilenen yer tarım. Yani gıdanın, sanayinin çalışmaması. Bir şekilde açlığı tetikleyecek. Ardından da tabii Akdeniz'de şu anda işte herkes biliyorsunuz gaz alanlarından bahsediyor. Türkiye'de dahil, İsrail'de dahil, Yunanistan, Mısır. Akdeniz'de 2024'te tahmini söylüyoruz. Büyük bir gaz patlaması veyahut da alev olacak. Bu belki Akdeniz'in hemen altındaki bir yanardağının da patlaması olabilir. Bunu da olabilir. Eklemekte yarar var. Evet. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? İyi özetledim mi? Çok güzel özetlediniz. Son olarak benim söyleyeceğim şey şu. Bütün bu söylediklerimizden şuna dikkat etmeliyiz. Madem böyle sıkıntıları öngörüyoruz ve Muhittin Arabi'den ziyade görüntüde de bu gözüküyor. Bu sıkıntı gözüküyor. Daha 1000 yıl önce söylemiş, 900 yıl önce söylemiş o. Ama biz de bugünkü görüntüde bu manzarayı aşağı yukarı tahmin ediyoruz. O zaman bu gösterişleri bırakalım, israfı bırakalım, dar günlerimiz için hazırlık yapalım. Çünkü insanların imanından, dininden, şerefinden, haysiyetinden, açlık uğruna vazgeçeceği günler yakındır. Günler yakındır. Biz o dönemde kendimizi koruyalım. Onun için tedbirimizi alalım. Evet sevgili dostlar. Bugün konuğumuz İslam akaidi üzerine doktora yapmış Serkan Tekin'di. Serkan Tekin bir zamanlar Türkiye'nin en çok televizyonlarda hatta günde 4-5 televizyona şey yapmayın çıktığı bir dönemden bahsetmemiz lazım belki. Şöyle tabii bu programımızda Türk kültürünün global mirası olan Lale'yi tüm insanlığa kazandırmak için çalışan Lale Vakfı'yla işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim Serkan. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar siz de şu anda 2000 kişi bizle birlikte programımıza çok soru geldi. Bunlar tabii kayıt dışı ne zaman başlayacak artık bilmiyoruz.
Kanallarla görüşüyoruz ama şu anda çok net bir şey yok. Bir de tabii çok yazıyorsunuz kayıt dışından çok şey öğrendik diye. Evet öyle, yani bazen böyle bir ara veriliyor. Kısmet, ben bir belki yakın zamanda bir belli değil tam olarak ama uzun süreli bir yurt dışı gezim olabilir. Bunu da söylemem lazım, ekleyeyim. Oradan bol bol size yayınlar yapacağım. Efendim teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Sizin ve kendi adıma Serkan Tekin kardeşimden, kardeşime de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.